Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video, hepinize hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Altınova Mahallesi'ne geldim. Bu ikinci mekanımız oldu. Böyle güzel böyle salaş bir balıkçıya getirdim arkadaşlar sizlere. Tam böyle benim sevdiğim, sizlerin seveceğini umdum. Güzel bir balıkçıya getirdim. Bakın lezzetçisi kendileri. Şimdi hazırlanan çok detaylı bir videoya başlıyoruz. Yaşar abi kolay gelsin. Sağ ol Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız merhaba abi? Çok şükür iyiyiz Emre Bey. Hoş bulduk abi. Nasıl keyifler? Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı buradan cumalar tüm abi. Müşterilerimizin de cuması mübarek olsun. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz Emre Nasıl Bey. Nasıl gidiyor işler abi? Allah'a çok şükür. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Oluyor cuma günleri. Buradayız Beşyol'da. Tamam. İstanbul'u camisinin önünde. Hemen burada şu arkamdaki cami İstanbul'u camisi. İstanbul'u Beşyol merkezinde olan. Altınova diye mi geçiyor burası? Altınova. Beşyol Altınova. Evet, Beşyol tamam. Altınova İstanbul'u camisinin önünde her cuma yaklaşık 15 senedir buradayız. Evet. Cumartesi günleri küçük sanayideyiz. 17. blokta başlıyoruz. Tamam. Oradayız. Pazar günleri sıra meşelerdeyiz. Tamam, çok iyi abi. Sıra meşelerdeyiz. Haftanın 3 günü müşterilerimize hizmet veriyoruz. Allah razı olsun. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Ne güzel abi, ne kadar güzel ya. Norveç'ten gelen güzel hakiki uskumru balıklarımızı tattırıyoruz. Peki Yaşar abi, sadece uskumru mu var? Şu an sadece uskumru yapıyoruz biz. Yaklaşık 15 yıldır yapıyoruz bu işi. Öncelerden Karadeniz hamsi geliyordu yağlı. Tamam. Izgaraya geldiği için Karadeniz hamsi yapabiliyorduk. Ama siz de takdir edersiniz ki son zamanlarda gelen balıklar gayet boyut olarak çok küçük. Izgaraya yetiştiremiyoruz zaten, bir de olmuyor küçük olduğu için. O yüzden sadece palamutta müşterilerimiz ara sıra soruyor eski tat lezzetleri, evet. Ama maalesef bu ara hamsi koyamıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda hamsi olursa, devam ederse hamsi de yapacağız inşallah. Ama bak şu söylediklerin çok hoşuma gitti. Yani dikkat ediyorsun abi bak. Aynen. Harika. Aynen. Zaten biz bu işi hamsi satarak, böyle kürekçilik balık deriz ona biz. Kürekli hamsi satarak küçük sanayi bölgesinde esnaflarımız kendi mangallarına yapıyordu. Yani hamsi satarak başladık 15 sene önce. Orada bir çay ocağı var. İş bittikten sonra çay içerken bizim orada koksun diye küçücük mangal koyduk. O kokudan, lezzetten bir yarım kilo bize yapar mısın, bir kilo bize yapar mısın derken patladı gitti. Patladı gitti. Orada bir demirci arkadaşımız kendiliğinden bize hediye, bunun yarısı kadar bir mangal hediye etti. Öylelikle başladık bu işe. Çok şükür ekmek teknemiz oldu. 15 yıldır ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah bin bereket versin. Süper ya. Müşterimizi balıkla buluşturuyoruz. Eyvallah. Ben sana bir şey... Evinin havası yaşatıyoruz Allah izinden. Şu dumanı gören, şu kokuyu gören gelmek zorunda. Aynen. Abi. Gelir. Şunu göstereyim. Bu temizlenmiş hali. Burası aynı temizleme bölümü. Aynı şekilde altı ve üstü tertemiz. Şimdi Ali Osman abi, şunlar hazırdı. Bir kere bir balık temizlemeni görmek ister. Tamam, olur değil mi? Onları atsana ızgarayla buluştur. Çünkü her şeyi görerek daha güzeldir, daha iyidir. Bunlar şimdi uskumru mu dedik abi? Bunlar evet, Norveç hakiki uskumru. Tamam. Norveç. Şu anda balık olarak en yağlı balık bu. Bir de böyle şuradaki sezonuna göre değil mi değerlendiriyorsunuz yani, orayı? Sezonuna göre evet. Sezonuna bak, göre. Arkadaşlar şunları görüyor musunuz? Abi bayağı da büyük bunlar ya. Evet, evet. Aynen. Büyük. Vallahi 500 gram, 400 gramla 500 gram arası balıklarımız. Aynen bu şekilde. Bir başla bakalım baba. Evet. Önce kulaklarını alıyor. Alıyoruz. Tamam. Süzgeç kesimlerini. Sonra... Müşterimizin gözü önünde. Paket, kutu, buzlu, ya şoklu bir şekilde. Böyle şeyler hastayım. Niye biliyor musun? Pişme yeri burada. Bak şimdi Yaşar abi orada. Seyyar olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Neden biliyor musun abi? Hiçbir yere kaçamazsın. Kusura bakma. Aynen. Aynen. Her şey gözün önünde oluyor. Bu çok önemli bak. Buradaki temizlik mesela. Bunun şu kanı. Şoklu olduğu için bir kere de çıkıyor. Çok önemli. Bunu güzel böyle bu şekilde temizleyeyim. Aynen. Üstüne de hafiften bir çizik atıyoruz. İçi daha iyi pişsin diye. Ooo güzel. Bu şekilde bu tamam, güzel, güzel. Evet. Güzel, çok güzel. Hazır. Tekrar öbür güne başlıyoruz. Hem başlayalım hem de bir şey soracağım abi. Sabah kaçta geliyorsunuz? Kaça kadar devam ediyor? Şimdi sabah çalışma saatimiz aşağı yukarı 10'da falan buraya geliyoruz. Mangalı yakmamız, malzemeyi hazırlamamız, yani tedarik etmemiz falan. Ortalama bir de esnaf olduğu bölge olduğu için cuma çıkışı çok şükür daha güzel. Daha güzel. Tabii yani fark eder abi. Kalabalık olduğu zaman. Namazını eda ediyor. Ve çıkışta da balığını alıyor sıcak sıcak. Evet. Tabii folyo tabaklarımız var. Tabii folyo tabaklarımız var. O paket olarak gönderelim. Paketleme yapıyoruz. Oo çok iyi. Soğan limonumuz var. Çok iyi. Yani şu anda çok detay yok ama bu kadar şükür yani. Abi daha ne olsun, gözünü seveyim. Evet, her şey var işte. Ya balık rokatere ister. Aynen. Bunlar da ister ama inşallah sıra meşelerde küçük bir sene nasıl olursa küçük bir yer düşünüyoruz. Daha çok paket servis usulü. Evet. İnşallah orada ama
çeşit balıkları düşünüyoruz. Hamsi. İnşallah abi, inşallah. Siz değerli insanlısınız yani, abi, inşallah. Sizin sayenizde inşallah sesimizi duyarlar. Duyarlar abi, inşallah. Yani inşallah. Bir katkım olursa ne mutlu i̇nşallah. Bana, ne mutlu ve bana. Ve sizi de her zaman bekleriz balık yemeye de abi. Eyvallah abi, ağzına yüreğine sağlık, sağ olasın. Eyvallah. Yani burada balıklar da pişiyor. Evet, balıklar baya evet. Baya hazır hale geldi Emre Bey. Pişmeye devam. Hadi oğlum. Hadi. Balık olmazsa hadi. Olmazı soğan limon. Oh. Hadi oğlum. Aynen olmazsa olmaz evet. Abi. Hadi. Olmazsa olmaz. Hadi git olacak. Mutlaka. Hadi git. Git. Hemen şuraya geçeyim ben. Evet. Hayır. Hayır. Hadi oğlum. Yaşar abi o bizi yemesin bak ha. Valla. Aynen. Dükkanınız köpeği olduğu için pek şey değildir. Saldırgandı. Yok yok saldırgandı öyle biliyorum. Şimdi abi. Piştiyse evet, ben bileyim ya. Vallahi şunlar şöyle %90. Şimdi tadına baktırıyoruz Emre Bey sana. Tamam tamamdır abi. Bu hemen hemen oldu. Tamamdır. Abi buna evet. Hiçbir şey atmıyorsunuz değil mi üstüne? Hiçbir şey yok. Doğal. Kesinlikle. Balık. Bunlar okyanus balığı olduğu için gördüğünüz gibi hemen alev aldı. Mangal. Aynen. Yağlı. Bol yağlı. Aynen az önce bizim... bahsetmiştim. Dediğim gibi. Aynen. Bir Karadeniz hamsimiz bu yağa ulaşıyor. İnşallah balıklar biraz daha iri gelmeye başladığında Karadeniz hamsiyi de müşterilerimize buluşturacağız. İnşallah abi. Aynen. Sezonuna göre onu değişiklik oluyor. Aynen. Tabii 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 tabii. Tabii. Tabii aynen öyle. Bir yandan pişmeye başlıyor böyle. Bunu sana pişmesi kısa bir süre içinde olur. Yani bir 5 dakika. 5 dakika. Ama Yaşar abi sana bir şey diyeyim. Mangal ateşinde olduğu zaman çok daha başlıyor. Evet şu arkadaşımız 15 senedir burada bizden balık yer. Buyurun tadını lezzetini sorun. Mükemmel abi. Burada esnaf arkadaşımız. Söğüşçümüz var burada gelecek birazdan. Onun da mı tadına bakalım? Dönercimiz var burada, söğüşçümüz var, balıkçımız var. Cuma günleri. Cuma günleri yok yok. Biz de cemaat burada ağız tadına. Yaşar abi biz boşa buraya gelmedik bak. Aynen. Duyduk da geldik. Duyduk da geldik. Tam söğüş üzerine. Bakalım ki sizden sonrakiler de görsünler. Aynen öyle abi. Şimdi Yaşar abi fiyatlar şu anda ne kadar? Abi şu anda fiyatlar böyle bütün balık, bütün ekmek, soğan, limon. 50 lira. Şöyle iki parça. Şöyle iki parça 50 lira. Evet. Şimdi iki tane arkadaşımıza vereceğiz. Tamam paket halini de görelim. Evet şöyle. Şöyle abi. Bütün balık veriyoruz. İki adet geri veriyoruz. Evet. Iki, yani bütün iki parça tabii balık. Ki. Buradan soğan limonumuzu koyuyoruz. Olmazsa olmaz balığın yanında. Soğanımız, limonumuz, tuzumuz. Paket deyip. Böyle bütün ekmeğimiz. Sıcak tutar. Tabii sıcak. Folyo kağıtlarda sıcak duruyor. Anladım arkadaşım. Gel abi. Gel abi. Sıcak sıcak. Bir saat içinde soğumuyor bu. Bir saat folyo tabağı olduğu için. Bir saat boyunca saklayın yani. Aynen bir saat sıcaklığını kaybetmiyor abi. Evet şöyle. Gel gel balığa gel ha. Evet. Eminönü'nde deniz manzarası var. Bizde de Uludağ manzarası var abi. Bu da Eminönü'nü canlandırıyoruz. Bizim neyimiz eksik ha? Yeşil Bursa'mızın da Uludağ var abi. Eyvallah. Buranın tarihi yeter abi. Tarihi. Abiler teşekkür ettim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Emre Bey ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar. Eyvallah abi hayırlı. İzleyen herkese hayırlı selam günler. Selam olsun buradan. Selam olsun. Eyvallah. Arkadaşlar bu şekilde balımız hazır. Şimdi geldik tabii ki. O kadar ter döktük, o kadar konuştuk. Tadın zamanına geldik. Şöyle yanında hemen iki parça balımız yani tam bir balık. Şöyle yanında soğanı ve limonu. Şu anda fiyatı 50 TL. Şöyle limonu sıkalım. Ben limonu sizler için sıktım. Ben diğer videolarda da söylüyorum. Balık yerken ben limon fazla kullanmam abi. Fazla sevmem. Sizler için sıktım. Yarısına sıktım, yarısına sıkmadım zaten. Şöyle hemen ayaküstü. Sıcak zaten duman üstünde. Bismillah. Bunu yediğin zaman işte böyle her yerin yağ içinde olacak abi. Elle yiyeceksin bunu, elle. Abiler, mükemmel. Abi, vallahi billahi abi. Abi tam samimiyetimle söyleyeyim. Vallahi abi, mükemmel. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler abi. Ne demek abi? İşte bunu yediğin zaman böyle elin yüzün yağ içinde olacak abi. Çünkü neden? Bizim işimiz sokak lezzetleri. Sokakta bu şekilde yenir. Bir şey daha ne olsun ya. Beklemede kalın. Sokak lezzetlerini devam edeceğiz keşfetmeye. Bursa'dayız. Ve devam edeceğiz zaten. Bomba videolar geliyor arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.